Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugünkü sorumuz Cuma günüyle ilgili. Cuma gününün dinimizde diğer günlerden bir farkı var mıdır? Varsa nelerdir? Bize anlatabilir misiniz? Şimdi herhangi bir aya, herhangi bir yıla, herhangi bir güne, herhangi bir haftaya, daha doğrusu Cenab-ı Hak yarattığı herhangi bir şeye, eğer Cenab-ı Hak kıymet vermişse o değerli oluyor, kıymetli oluyor. Yani günün kendisinden değil, değer verendendir. Evet. Hatta bu konuya geçmeden önce, mesela bugün kullanmış olduğumuz bazı madenler var. Topraktan çıkan. Mesela bakır, demir, alüminyum, altın, gümüş. Bunlar topraktan çıkıyor. Netice itibariyle toprakla karışık. Ama Cenab-ı Hak bunların içerisinde altın ve gümüşe kıymet vermiştir. Halbuki insan hayatında en fazla lazım olan demirdir. Evde onu yapıyorsun, arabada da kullanıyorsun. Hayatımızı çeşitli yerlerde, birçok yerlerde kullanıyorsun. Ama altını şey yapamıyorsun, kapkacak yapamıyorsun. Çünkü öyle bir dayanma özelliği söz konusu değil. Ancak hani süslenmiş bardak kupa, altından kupa yaparsın da soğuk veya serin bir şey içebilirsin. Sıcak bir şey yapamıyorsun. Evde yapamıyorsun. Ha, evde yapamıyorsun. Ama Cenab-ı Hak kıymet vermiş ona. Onun için de vitrinlerde kasım kasım kasılıyor. Şimdi günlerin içerisinde de Cenab-ı Hakk'ın kıymet ve değer verdikleri var. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine Cuma gününü kıymetli vermiştir. Hatta Cuma günü dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak mesela önceki ümmetlere de bazı günleri mübarek olarak, hani bugün tabirle kutsal olarak bildirmiştir. Mesela Musa Aleyhisselam'ın ümmetine Cumartesi günü verilmiştir. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine de Cuma günü. Onun için Cuma günü Müslümanlara, Allah-u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde günlerin en kıymetlisi Cuma'dır. Cuma günü bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Bitti. Yani Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine bunu ihsan ettiği gibi cennette de Cuma günleri bütün cennettekilerin, cennet ehlinin bayramı oluyor. Yani kim kıymet verdi? Cenab-ı Hak kıymet verdi. Efendim Perşembe. Cuma'ya kıymet verdi. Perşembe'ye değil. Ha Musa Aleyhisselam'ın ümmetine de cumartesine kıymet verdiydi. Onların o ümmette de cumartesi kıymetli miydi? Evet, cumartesi kıymetliydi. Ve kitaplarda tabi bu ve benzeri şekilde hadis-i şerifler bildirilirken Cuma günü her hayırın, her iyiliğin hazinesi ve bütün güzelliklerin de kaynağıdır buyuruyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin de menbaıdır, kaynağıdır buyurmuştur. Ve Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu günler içerisinde en şereflisi, en kıymetlisi Cuma günüdür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cuma fakirlerin haccı, müminlerin ve gök ehlinin bayramıdır. Cuma cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cuma'dır. Hadis-i şerifte böyle bildirilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bildirilmiş. Bu sebepten dolayıdır ki Cuma günü geldiği için sevinenleri Allah-u Teala af ve mağfiret etmekte ve çok sevap vermektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine kıyamete kadar her gün o kadar sevap verilir ki adedini Allah-u Teala bilir. Yalnız bu hadis-i şerifi ehl-i sünnet alimleri açıklarken buyuruyor ki seviniyorum falan. Efendim tutayım böyle oynayayım mı yani sevinmekten maksat nedir? Nasıl olur sevinmek? Ha, nasıl olur? Efendim sevinmek onu güzel karşılamak suretiyle. Mesela boy abdest alırsın. Yeni elbiselerin varsa onu giyersin. Ondan sonra tırnaklarını kesersin. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor da Cuma günü tırnaklarını kesen bir hafta bela ve musibetlerden emin olur buyuruyor. Ve bütün temizliklerini yaparsın. Ve Cuma'ya yani hatta bir gün öncesinden, Perşembe gününden itibaren hazırlanırsın. Ve en önemlisi de buyuruluyor, Cuma gecesi de çok kıymetlidir, gündüz de çok kıymetlidir. Gecesinde ve gündüzünde de Allah-u Teala çok hatırlanır, çok zikredilir ve her şeyden önce de Cuma gecesi ve günü, yani bugünlere kıymet vermek, yani sevindiğini belli etmek, günah işlememek suretiyle olur buyuruluyor. Yani her türlü günah işleyeceğim, ben çok sevindim falan, bugün Cuma'ymış falan, öyle değil o. Yani bir hazırlık yapacaksın, sevdiğini belli edeceksin. Daha doğrusu dışarıdaki kimseler de aynı şekilde belli, onun hani gerçekten hani önemli bir şeyi karşıladığını
hareketleriyle, giysisiyle, yaptığı hareketlerle falan. Onlar da bu intibaya edinecekler. İzleyip cihana diyecekler. Bugün bunda olağanüstü bir durum var. Nedir? Bugün farklı bir gün. Ha, farklı bir gün. Mesela kitaplarda yine anlatılırken buyuruyor ki çoluğuna çocuğuna da Cuma'nın geldiğini hissettirmeli. Mesela yani onun güzel bir günü olduğunu, müminlerin dünyada da bayramı olduğunu hissettirebilmek için mesela kitaplarda buyuruyor ki eve o gün eve giderken değişik bir şey almalı. Her gün aldığı değil de o güne mahsus. Yani evdeki çocukların da dikkatini çekmeli. Ve 1-2-3 defa tekrar edince, birkaç defa tekrar edince çocuklar artık anlar. Aa, bugün Cuma, babamız bunu getirir. Babamız bunu getirir ve onlara da bu yavaş yavaş sirayet eder. Onlar da aynı şekilde Cuma günü sevinmek lazım geldiğini, o günü önceden karşılamak lazım geldiğini anlar, idrak eder ve ona göre mi hazırlanırlar? Elbette. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri Hristiyanlara verildiği gibi Cuma günü Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanların hayır, bereket, bugün Müslümanlara bu hayır, bereket ve iyilik vardır buyuruyor. Pazar günü de İsa Aleyhisselam ümmetine verilmiş. Başka bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Musa Aleyhisselam Allah-u Teala arz etti. Ya Rabbi, bana cumartesi gününü verdin. Muhammed Aleyhisselam ümmetine hangi günü vereceksin? Allah-u Teala onlara Cuma gününü vereceğim buyurdu. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam, ya Rabbi, Cuma gününün kıymeti ve sevabı ne kadardı diye sordu. Allah-u Teala arz etti. Cenab-ı Hak da, ey Musa, Cuma günü yapılan bir ibadete cumartesi günü yapılan 100.000 ibadet sevabı vardır buyurdu. Yani hani bu rakamlar hadis-i şeriflerde geçen ehl-i sünnet alimleri izah ederken, açıklarken buyuruyorlar ki yani hadis-i şeriflerdeki bildirilen bu rakam çokluğunu ifade için. Evet, çok, kıyas bile kabul çok, eder. Yani. Çok çok. Evet. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam, ya Rabbi, beni Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden eyle diye dua etmiştir. Evet, Musa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmadı ama İsa Aleyhisselam oldu. Çünkü İsa Aleyhisselam diri olarak göke kaldırıldı. Kıyametteki yeryüzüne inecek ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmakla şereflenecek. Çünkü Muhammed Aleyhisselam dinini yayacak, vazifesi o. Kur'an-ı Kerim'de de Cuma suresi var. İşte o Cuma günü hakkında Kur'an-ı Kerim'deki Cuma suresinin sonundaki ayet-i kerimede mealen buyuruyor ki orada neler yapılması lazım geldiği bildiriliyor orada. Cuma suresinin son ayet-i kerimesine. Ey iman etmekle şereflenen kullarım buyuruyor Cenab-ı Hak. Cuma günü öğle ezanı okunduğu zaman hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Mesela tabii ayet-i kerimelerden hüküm çıkarmak mümkün değil. Şimdi burada efendim işte herkes camiye koşsun. Öyle değil o. Akıllı olacak, buluğ çağında olacak, Cuma namazının farz olabilmesi çok şartları var. Hadis-i şerifler bunları açıklamış. Cuma namazı erkeklere farzdır, kadınlara değildir. Allah-u Teala kadın kullarına Cuma namazı kılmalarını emir etmemiş. Bayram namazı kılmalarını emir etmemiş. Cenaze namazını da aynı şekilde. Cenazeyi defin, yıkamak ve onun namazını kılmayı onlara emir etmemiştir. Sorumlu değiller yani. Sorumlu değiller. Emir değil onlara ama erkekler için öyle değil. Bu erkekleredir buyuruyor. Cuma günü öğle ezanı okunduğu zaman hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allah-u Teala'dan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allah-u Teala'yı çok hatırlayınız ki kurtulabilirsiniz. Tabii bu ayet-i kerimede şimdi umumi, herkes bulunduğu yerden hepsini bırakacak. Şimdi radyo, televizyon yayını yapıyorsun. O işinin başında kalacak. Hastanedeki işinin başında kalacak. Eğer öğrenciyse okulda kalacak. Hapisteki aynı şekilde salıverilmeyecek. Çünkü Cuma namazının bir kimseye farz olabilmesi için eda şartları var, vücub şartları var. Bu şartlar bir erkekte varsa ona Cuma namazı kılmak farzdır. Mesela seferdedir, yolcudur. Ona Cuma namazı farz değildir buyuruyor. Hapistekine Cuma namazı farz değildir. Tabii şimdi efendim işte her şey Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'den öğrenirsiniz. Ayet-i Kerim'i okuyacak. Arkadaş o zaman Cuma'ya gideceğiz. Bizi bırakıp gidecek ondan sonra. Olmaz o. Hapistekileri de salıverin diyecek. Hapistekileri salıverin. Veya harptesiniz. Cuma bugün. Silahlar bırakıyoruz. Cuma'ya gidiyor. Olmaz o. O öyle değil. Onun şartları var. O şartlarda bildirilmiş ve elbette Cuma günü çok. Peki efendim, hapisteki, seferdeki veyahut da aynı şekilde hastadır, felçlidir, evde yatıyordur. Yani teyemmümle namazını kılıyordur, ima ile kılıyordur. O Cuma'ya gidecek mi? Hayır. O da Cuma'ya gitmeyecek. Peki gidemedi, seferde olan, hapiste olan veya mesela diyelim ki sunucudur. O anda program vardır televizyonda veya radyoda. Gidemedi.
başka bir görev vardır, başka bir yerde çalışıyordur, işinin başındadır. Peki ne yapacak? O günün öğle namazını kılacak. O günün öğle namazını kılacak. Peki efendim toplansak da biz evde cuma namazı kısak olur mu? Hayır olmaz. Cuma namazı camide olur. Evet. Başka bir yerde aynı şekilde o olmaz efendim. Cuma namazının bu ehemmiyetini, kıymetini bildiren ayet-i kerime nazil olduğu zaman Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize hitaben ya Muhammed aleyhisselatü vesselam, Musa aleyhisselamın ümmeti eğer cuma gününün kıymetini bilselerdi buzağa tapmaktan, Yahudi olmaktan kurtulurlardı. İsa aleyhisselamın ümmeti de bunu bilselerdi Hristiyan olmaktan korunurlardı buyuruyor. Korunlardı. Demek ki cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır ve günler içerisinde en kıymetli bir gündür. Gecesi de gündüz de çok kıymetlidir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan cuma gününün faziletleriyle ilgili bilgi aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.